Günaydın Halk TV izleyicileri. Tarımda Neler Oluyor programının ikincisinde birlikteyiz. Bugün bu programda tarımda destekleme politikalarını konuşacağız. Programa başlarken üreticilerimize bereketli bir gün, tüketicilerimize de ucuz ve sağlıklı gıda temin etmelerini diliyoruz. Bu programın konuğu Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Sosyal Demokrasi Derneği'nin Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Şahinöz. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Hocam bugün tarımda destekleme politikalarını konuşacağız. Ben ilk olarak iki aşamalı bir soru sormak istiyorum. Tarımı neden desteklemeliyiz, bu sorunun birinci şıkkı. İkincisi de Türkiye'de bugün uygulanan tarımsal destekleme politikalarını yeterli buluyor musunuz? Bu soruyla programımıza başlayalım istiyorum. Buyurun hocam. Sorular destekle ilgili ama ben önce müsaade ederseniz gıda güvencesiyle başlamak istiyorum. Oradan destekleme politikalarına geleceğim. Sami Bey, her ülkede, her devlet halkının gıda güvencesini sağlamak zorundadır. Gıda güvencesi tüm ülkelerin stratejik hedefidir. Gıda güvencesi sağlanırken ekonomik rasyoneliteye bakılmaz. Dolayısıyla bazı insanlar devlet tarım kesimini neden destekliyor diye tepki gösterebilir. Hiç desteğe gerek yok diyebilir. Oysa insanoğlunun ilk kaygısı beslenmedir. En büyük korkusu da açlık herhalde. Açlıktır tabii ki. En büyük korkusu da açlıktır. Dünya Gıda Örgütü FAO'nun tanımına göre gıda güvencesi, aktif bir yaşam için insanların yeterli ve sağlıklı bir gıdaya ekonomik açıdan ve aynı zamanda fiziki açıdan sürekli olarak ulaşabilmesi demektir. Bakın, hem fiziki açıdan ulaşacak hem de ekonomik açıdan ulaşacak. Bu 1948 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin de temel ilkelerinden bir tanesidir. İnsanın gıda güvencesi. Bu çok çok önemli. Bunu ben de çok önemsiyorum. Zaten geçenlerde Tarım Bakanı Pak Demirli de gıda güvencesi olmayan bir ülkenin siyasi güvencesi de tehdit altındadır diye bir söz etmiştir. Ama bunu bir muhalefet lideri ya da muhalefetten bir partili ya da bizim gibi bir akademisyen söylese çok doğru. Bir uygulayıcının bunu söyleyip de gereğini yapmaması. Aynen, Türkiye'de soğandan patatese, mercimekten ete kadar ülkeyi yabancı ürünlere muhtaç haline getirmesi düşündürücüdür. Hocam, şu konuyu şöyle somutlaştırabilir miyiz? Yani bizim ülkemizde insanımızın beslenmesi için stratejik temel ürünler var. Bunlardan birincisi buğday, ikincisi vücudun şeker ihtiyacı için şeker pancarı, bir de protein ihtiyacımız için hayvancılık et süt ürünleri. Yani bir ülkenin gıda güvencesi açısından, insan beslenmesi açısından en temel bu üç alanda maliyeti ne olursa olsun devletimizin, hükümetimizin bu ürünlerin bu ülkede yetişmesi için gereğini yapması gerekmez mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bakın, Avrupa Birliği ülkeleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin buğdayına, etine, sütüne, şekerine muhtaç olmamak için ortak tarım politikasını kurmuşlardır. Ki ortak tarım politikasında
çiftçileri özendirmek için, yani kendi kendilerine yeterli olabilmek için dünya piyasa fiyatlarının neredeyse iki katı. Örneğin dünya piyasa fiyatları, çok iyi anımsıyorum, 180 dolar civarındaydı 60'lı yıllarda. Avrupa Birliği kendi çiftçisine 260 dolar vermiştir. Muhteşem bir destek. Tabii, yani burada amaç Avrupa Birliği ülkelerini, Avrupa Birliği ülkelerinin gıda güvencesini sağlamak. Çünkü gıda çok stratejik bir üründür. Amerika Birleşik Devletleri'ne gıda açısından, yiyecek açısından, beslenme açısından bağımlı oldukları sürece hiçbir zaman için Amerika Birleşik Devletleri karşısında siyasi bağımsızlıklarını gerçekleştiremezler. Hatta bu yüzyılın giderek gıda savaşlarına, su savaşlarına sahne olacağı da çok sık dillendirilmeye başladı. Yani tabii onlar da olabilir ama şimdi şöyle bu konuyu biraz daha açayım müsaade ederseniz Sayın buyurun, Başkan. Buyurun. Sayın Başkan diyorum çünkü Sami Bey benim çok eski dostumdur ve de Ziraat Mühendisleri, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığını, genel başkanlığını yapmıştır. Onun için sağ olun, teşekkür ederim hocam. Zaman buyurun. Zaman Sami diyorum, zaman zaman Sayın Başkan diyorum. Buyurun. Şöyle, şimdi tarım öyle bir sektördür ki eğer desteklemezseniz gelişmez. Çünkü tarım sanayi gibi değildir. Tarım doğal koşullara bağımlıdır. Siz eğer tarımı bir afet ya da hava koşullarının kurak gittiği bir dönemde desteklemezseniz o tarımı bir daha ayağa kaldıramazsınız. Sonra tarımda üretim süreci uzundur. Ayakkabı üretici sanayiciye kredi verirsiniz. O krediyi 3 günde çevirir geri döndürebilir. Ama buğday üreticisi krediyi ancak yılda bir kez çevirebilir. Onun için tarıma destek derken yalnızca gıda güvencesi açısından destek değil, aynı zamanda tarımın koşulları gereği de desteklemek gerekiyor. Bu yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için geçerlidir. Bugün dünyada tarımını desteklemeyen ülke yoktur. Tüm ülkeler tarımlarını destekliyorlar. Ama başka şekilde destekliyorlar. Bir şekilde destekliyor ama destekliyorlar. Evet. Türkiye'nin de kuruluşundan beri tarıma destek verdiği bir gerçektir. İzmir 1923 yılında İzmir'de yapılan Türkiye İktisat Kongresi'nde, aslında İzmir İktisat Kongresi olarak tanınır ama ismi Türkiye İktisat Kongresi'dir. İzmir'de yapıldığı için de İzmir İktisat Kongresi denir. Burada alınan kararların başında Osmanlı'dan kalan ve Türk çiftçisini haraca bağlayan aşarın kaldırılması, ki o zaman tarım vergileri bütçenin %40'ını oluşturuyor. Buna karşın bu cesaretli adımı atabilmişlerdir. Çünkü tarımın ekonomik gelişme için ne kadar önemli olduğunu, halkın beslenme güvencesinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu Cumhuriyet'in kurucu unsurları ta başından beri anlamışlardır. Ve tarım da gerçekten 1980 yılına kadar aralıksız desteklenmiştir. Ama bana sorarsanız bir iktisatçı olarak en etkin destekleme politikaları 1960'lı yıllarda uygulanmıştır. Çünkü bu dönemde tarımda verimliliği arttıran modern tarım teknolojilerinin uygulandığı bir dönem. Kesinlikle. Çünkü daha önceki dönemde örneğin 50'li yıllarda tarımsal üretim artmış ama nasıl artmış? Türkiye'de traktör sayısı arttırılmış. Traktör sayısı arttırılınca ekili alanlar
ekili alanlar genişletilmiş ve böylece üretim de artmış. Ama 60'lara geldiğimizde artık artık ekili alanları genişletme imkanımız da ortadan kalkmıştır. Yani daha genişleyeceğimiz alan kalmamıştır. Onun için üretimi artırmak ancak ve ancak verimliliği artırmakla olur. Türk çiftçisine 60'lı yıllarda gübre kullanması öğretilmiştir. Türk çiftçisine iyi tohumluk, o zaman biliyorsunuz bir yeşil devrim de vardı, iyi tohumluk kullanılması öğretilmiştir. İlaç kullanılması öğretilmiştir. Sulama kanalları geliştirilmiştir ve 60'lı yıllarda Türkiye'de verimlilik neredeyse iki katına çıkmıştır. Örneğin buğdayda verimlilik hektara 1000 kilogramdan yani 1 tondan 2 tona yaklaşmıştır. Evet hocam, 80'den itibaren günümüze kadar gelirsek, 1980'den bu desteklerin giderek azaldığını, gerilediğini görüyoruz. Günümüzdeki destek uygulamalarının ne noktada olduğunu tekrar gündeme getirirsek neler söylersiniz? Şimdi Türkiye'nin 24 Ocak 1980 kararları IMF'nin yaptığı programdır, meşhur programdır. O zaman Turgut Özal başbakan yardımcısıydı. Türkiye'nin ekonomi politikalarında bir kırılma noktasıdır. Ve IMF'nin çok geleneksel bir uygulaması vardır. Tüm ülkelerde. Girdiği her ülkede ilk yaptığı iş tarımsal desteklerin kesilmesidir. Ve Türkiye'de 1980 yılında kredi destekleri azaltılmış, girdi destekleri azaltılmış, tarımsal fiyatlar aşağı çekilmiş ve desteklerin ürün sayısı, Sami Bey, en önemlisi 20 civarındaydı. 8'e 9'a indirilmiştir. Yani diyeceksiniz ki ya destekleme tamam, ama belli bir süre, her zaman destekleme olmaz. Belli bir süre sonra artık üreticiyi piyasa koşullarında üretim yapmayı da öğretmek lazım. Fakat Türkiye'de Türkiye tarımının modernleşmesi henüz tamamlanmamıştır. Türkiye yeterince gübre kullanamamıştır, ilaç kullanamamıştır, yeterince modernleşememiştir. Özellikle hayvancılık kesimi, yani şeyde, bitkisel üretimde yine iyi kötü bir şeyler yapılmıştır. Verimlilikte artışlar sağlanmıştır ama hayvancılıkta bir gelişme sağlanamamıştır. Onun için bir anda desteklerin böyle kesilmesi tarımda çok büyük bir travma yaratmıştır. O travmayla bugüne kadar geldik. Bir de ithalat sınırlarının kaldırılması, her türlü ürün ithalatının serbest bırakılması çiftçimizi kaderiyle baş başa bırakmıştır diyebilir miyiz hocam? Tabii tabii. Yani bu 80'lerde başlamıştır bu süreç. Tabii 80'de başladı. Günümüze kadar devam ediyor. Devam ediyor ama şunu da eklemem gerekiyor. 90'lı yıllarda bir yeniden desteklerde bir artış olmuştur. Burada popülist politikalardan söz etmek gerekiyor. Yani destekler bu dönemde çok yoğun rekabet olmuştur partiler arasında, biliyorsunuz. Çok sayıda parti ve çok yoğun rekabet. Maalesef Türkiye gibi ülkelerde siyasi kaygılarla bu tür destekler olabilir. Tabii çok siyasi kaygılarla bu tür destekler yapılmıştır. Bunu her yerde örnek veriyorum. Örneğin 93 yılında Başbakan o zaman Tansu Çiller'di. Tansu Çiller döneminde Ziraat Bankası'ndan 330 küsür milyon dolar kredi alınarak pamuğa prim verilmiştir. Pamuk primi verilmiştir. Ve bu borç bir daha ödenmemiştir. 99 yılında krize geldiğimiz yıl hazinenin borcu Ziraat Bankası'na 9 milyara çıkmıştır. Yani 330 milyonluk borç. Dolar 1 milyara değil 9 milyara çıkmıştır. O dönemde çok yüksek biliyorsunuz faizler vardı. Devlet borçlanamıyordu. Dışarıya çok yüksek faizler vererek dışarıdan borçlanabiliyordu.
Yani demek istediğim, destek gerekli ama ipin ucunu da kaçırmamak kesinlikle lazım. Yani şimdi siz destekleri siyasi amaçlar için kullanırsanız, işte biliyorsun o dönemde meşhurdur. İncire sen işte 5 lira veriyorsan ben 7 lira vereceğim, öteki 8. Yani böyle böyle politika olmaz. Siz çok iyi bilirsiniz, ortak tarım politikasını gelen iktidar öyle değiştiremez. Yani buğdaya ben 260 dolar değil, 360 dolar böyle bir şey olmaz. Bunun destek sistemi kurumsallaştırılmıştır. Bizde kurumsallaştırılmamıştır. Politikacının iki dudağının arasına bırakılmıştı. Bir defa yanlış buradadır. 2000 yılına geldiğimizde de zaten işler iyice rayından çıkıyor. Türk tarımını bugünkü durumuna getiren, yani Türkiye'yi mercimekten kuru soğana, patatesten ete, nohuta, yabancı ürünlere muhtaç eden politikaların temeli 1999 Stambay Anlaşması'yla, yani IMF ile imzalanan tarım reformuyla atılmış. Bugünkü iktidar da o tarım reformunu olduğu gibi kullanmıştır. Aynısıyla kabul etmiş ve kullanmış. Kullanmıştır 2009 yılına kadar. 2009 yılından bugüne kadar da politika yoktur. Politika. Türkiye şuradan ilan ediyoruz. Türkiye tarım politikasızdır. Türkiye'nin tarım politikası yoktur. Çok önemli bir saptama yani hocam bu. Yani siz mazota destek verdim, bilmem süte prim verdim, bilmem neye ne verdim. Bunlar politika değil. Politika bir genel çerçevedir. Ve de kurumsal olarak yapılması gereken bir konudur. Evet, evet. Aynen öyledir. Hocam bu noktada benim elimde bir liste var. Yani biz biliyorsunuz kendine yeter 7 ülkeden birisiyken, demin siz de bahsettiniz, neredeyse 70 ülkeden ayrı ayrı ürünleri ithal eden bir ülke haline geldik. Yani bu listeye baktığımızda Antep fıstığı adı, biz yurt dışından Antep fıstığı ithal ediyoruz. Ben o zaman Gaziantep'teki, Urfa'daki, Antep'teki çiftçime ne diyeceğim? Neden onları desteklemiyorum da ithalat yapıyorum? Antalya'da domatesi Rusya'dan, Romanya'dan, Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Antalya'daki domates üreticilerine benim bir şey söylemem gerekir. Devam ediyorum. Buğdayı Rusya'dan, Kazakistan'dan, ABD'den, Meksika'dan ithal ediyoruz. Bugün Çankırı'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Konya'nın, Urfa'nın buğday çiftçilerine ben ne diyeceğim? Bir şey söylememiz gerekir. Bunları desteklememiz gerekir. Bizim çok güzel sarımsağımız var. Kastamonu sarımsağı. Çin'den sarımsak ithal ediyoruz. Kastamonu'daki çiftçimizi desteklesek daha güzel olmaz mı? Çay, Rize bölgesinden çay, şimdi Sri Lanka'dan başlayarak neredeyse Çin'den, İran'dan çay ithal ediyoruz. Demek ki biz batılı veyahut da ithalat yaptığımız ülkelerin çiftçilerini destekleyeceğimize, kendi ülkemizin çiftçilerini destekleseydik belki bugün farklı bir noktada olabilirdik. Buğdayla ilgili bir rakam vermek istiyorum hocam. 2018'in ilk 7 ayında 3 milyon ton buğday ithal etmişiz. 2019'un ilk 7 ayında da 4.3 milyon ton ithal etmişiz. Bu arada neredeyse 2.5 milyon ton buğday üretimi yaptığımız alanda da buğday üretiminden çekilmişiz. Halbuki eğer biz bu 2.5 milyon hektar alanda buğday üretimini desteklesek yaklaşık 6.8 milyon ton buğday ithal edebileceğiz. Bu çok açık rakamlar ortada. Neden kendi ülkemizin ihraç edeceğiz? Hatta artıyor, ihraç bile yapabiliriz. Neden kendi üreticimizi desteklemiyoruz da yabancı ülkelerin çiftçilerine bu desteği veriyoruz sorusu. Benim gibi bugün kahvelerinde bizi izleyen, tarlalarında bizi izleyen hem üreticilerin hem kentlerde yaşayan tüketicilerin bu soruyu sormaları gerekir diye düşünüyorum. Soruyu soruyorlar tabii yani.
bir geçenlerde bir toplantıda örnek verdim. Bizim en geleneksel yemeklerimizden bir tanesi yahnidir. Öyle mi? Evet. Yahni neden yapılır? Patates, soğan, et. Peki biz Türk yemeği değil mi bunlar? Evet. Patatesi dışarıdan, soğanı dışarıdan, eti dışarıdan Türk yahnisi yapıyoruz. Bu aslında Türk tarımının düştüğü acizi gösteriyor. Şimdi şöyle bir dünyadaki, yani Türkiye'deki tarım politikasını anlayabilmek için biraz da dünya tarım politikalarına bakmak gerekiyor. Ben de zaten tam orada bu soruyu soracaktım. Batı ülkelerinde nasıl tarım destekleri var? Bunların en çarpıcı örnekleri neler? Bunları belki aktarabilirseniz tabii, bir kıyaslama şansı olabilir. Şimdi şöyle, dünyada bu gıda güvencesi, başta söylediğimiz, hep var olmuştur. Tarım politikaları da bu gıda güvenceleri etrafında dönmektedir. Çünkü gıda güvencesi demek tarım demektir. Tarıma dayalı bir olaydır. Dolayısıyla tarım politikalarıyla gıda güvencesi arasında birebir bir ilişki vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aşağı yukarı tüm ülkeler, hem gelişmekte olan ülkeler hem gelişmiş ülkeler, müdahaleci tarım politikaları uygulamıştır. Ne demektir müdahaleci tarım politikaları? Devlet tarım kesimine destek vermiştir, piyasalara müdahale etmiştir. Yani fiyat desteği vermiştir. Girdi desteği vermiştir ve dışarıya karşı da iç piyasaları korumuştur. Çok açık böyle. Ancak dünyada 70'lerden sonra biliyorsunuz neoliberal politikalar ön plana çıktı. Amerika'nın öncülüğünde. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Reagan, İngiltere'de Thatcher, bizim Türkiye'de Turgut Özal. Bu politikaların öncülüğünü yapmışlardır. İşte Türkiye onun için 80'lerden sonra liberal politikalara doğru dönüş yapmıştır. Avrupa Birliği de öyle, Amerika da öyle, bütün ülkeler. Bir dönüş var. Ancak biliyorsunuz 2007-2008'de çok büyük bir küresel gıda krizi yaşandı. Büyük bir kuraklık oldu. Bunun akabinde buğday gibi temel tarım ürünleri, ürünler fiyatlarında çok büyük artışlar oldu. %50'lere, hatta %80'lere varan dünya piyasalarında artışlar oldu. Bundan sonra ülkeler, Avrupa Birliği dahil, Amerika Birleşik Devletleri dahil, piyasaya müdahale edici politikaları yeniden ön plana çıkarmışlardır. Ancak Türkiye'nin bu tarım reformu dediğimiz politikalarında, yani çiftçiyi piyasanın insafına bırakan, terk eden politikalarda bir değişiklik olmamış. Türkiye 2007-2008 küresel gıda krizinden ve öteki ülkelerin, gelişmiş ülkelerin tarım politikalarındaki paradigma değişikliğinden haberdar olmamış ya da görmek istememiş. Veya da hiç umurunda olmamış hocam. Ya da umurunda olmamış, bilmiyorum. Onun için de bugün eğer sizin o saydığınız o ürünlerde dışarıdan ithal yapmak zorunda kalıyorsak bu politikaların sonucudur. Çünkü bu tarım reformundan sonra, yani 2000'li yıllardan sonra Türk tarımından hızlı bir iş gücü, çiftçi boşalması olmuştur. 2,5 milyon insan tarımı terk etmiştir. Kentlere göçtüler. Kentlere göç etmiştir. 3 milyon hektar, bakın 26,5 milyon hektardı 2000'li yılların başında işlenen alan, bugün 23,5'a düşmüştür. 3 milyon hektar neredeyse terk edilmiş. Belçika büyüklüğünde bir tarım alanında şu anda biz tarım yapamıyoruz. Ben doğa yürüyüşçüsüyüm. Pazar günleri köylerden geçiyoruz. Bomboş köyler. Yemyeşil yaylalar
yemyeşil yaylalarda otlar kuruyor. Hayvancılık da yok. Neden? Çünkü tarım denen olay, yani doğal koşullara bağlı sektör, her zaman arkasında bir güvence görmek ister. O güvence ortadan kalkınca ve özellikle de bu fiyat desteği, gübre desteği, kredi desteği ortadan kalktıktan sonra 2000'lerden sonra biliyorsunuz doğrudan gelir desteği ödenmeye başlamıştır. Doğrudan gelir desteği ödenince küçük çiftçi, ne yapalım? Araziye verdikleri doğrudan gelir desteğini alırım. Burada üretmek yerine, çünkü üretime destek vermiyor. Doğrudan gelir desteği sahip olduğu tapuya destek veriyor. Tapuya destek veriyor. Neden üreteyim diyor. Giderim şehirde, küçük de bir iş bulurum. Bu desteği de alırım, daha iyi geçinir giderim. Yani bu tarım reformu, Sami Bey, insanları tarımı terk etmeye teşvik etmiştir. Yani doğrudan gelir desteğinin Türkiye'ye en büyük zararı kitlesel halde tarımdan kopmalara ve kentlere göçe... Köylerin boşalması neden oldu? Köyler boşaldı diyor herkes. Neden boşaldı? İşte bu. Yani görüyoruz, köyler boşanmıştır. Yani siz onun için Türkiye'nin çok acil olarak yeni bir tarım politikasına gereksinimi vardır. Yani bu işte biraz ona destek vereyim, işte mazot desteği vereyim, portakala destek vereyim. Ona bunlar politika değil. Bunlar günü kurtarmaya yönelik yapılan işlemlerdir. Sadece günü kurtarır. Hocam sıradaki sorum zaten benim onunla ilgili. Yani biz hep küçüklükten beri kendine yeten 7 ülkeden birisiyiz ya, bugün o özelliğimizi kaybettik. Acaba önümüzdeki süreçte yeniden kendine yeten bir ülke haline gelebilir miyiz? Özellikle desteklerin amacına ulaşabilmesi için nasıl bir tarım politikası oluşturmalıyız? İstersen bu soruya cevap vermeden önce hocam, biliyorsunuz 2006 yılında bizim ülkemizde bir tarım kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre de gayri safi milli hasılanın, yani bütçenin %1'inin tarıma destek olarak verilmesi kararlaştırıldı ve kanunlaştırıldı. Halbuki bu günümüze kadar, 2007'den günümüze kadar bu %1'in gerçekleşme oranı %4 ve %6 arasında oldu. Bunu daha bir rakamlaştırırsak bugün Türkiye çiftçisinin bütçeden neredeyse 260 milyar lira olan alacağının 103 milyarı ödenmiş durumda. Yani şu anda somut olarak bu yasa gereği Türk çiftçisinin hükümetten, devletten 157 milyar lira alacağı var. Bu konuda gerçekten başta Ziraat Odaları Birliği olmak üzere çiftçi kuruluşu olarak bu konuyu gündeme getirmeleri ve çiftçinin çıkarlarını savunmaları gerekir diye düşünüyorum. Buna bağlı olarak da iki tane daha rakam vermek istiyorum. 2017 yılında bu kredileri alamayan, bu desteklerden yararlanamayan çiftçilerimiz krediye doğal olarak bankaların, devlet ve özel bankaların kredilerine mecbur hale geldiler. 2017 yılında 86 milyar kredi kullanmış çiftçimiz, 2018 yılında da 102 milyar kredi kullanmış. İcradaki dosya sayıları da %50 artmış. Şimdi böylesine bir karamsar tablonun içinden biz önümüzdeki süreçte hem çiftçimizi nasıl daha yaşanabilir bir Türkiye'ye doğru taşıyacağız ve destekleme politikalarını nasıl kurumsallaştırmalıyız ki çiftçimiz üretime devam etsin. Hatta Türkiye üreten, istihdam yaratan ve ihraç eden bir ülke haline nasıl gelsin? Sami Bey, bu sizin söylediklerinizden sonra zannediyorum ki Türkiye'de bankalar çiftçiliğe başlayacak. Çünkü o kadar çok icra dosyası var ki, geri ödenmesi çok zor olan o kadar dosya var ki, ister istemez bankalar gidecekler, mercimek üretecekler, nohut üretecekler. Bu 2007-2008 küresel krizi çok önemsiyorum.
soruya geleceğim aslında. Ondan sonra dünyada gerekli önlemler alınmıştır. Ve 2009'dan günümüze kadar dünya piyasalarında gıda fiyatları neredeyse sabit seyrediyor. Gıda fiyatlarının olağanüstü artış gösterdiği birkaç ülke var. Bunlardan bir tanesi Brezilya, bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye, dikkat edin. Dünyada gıda fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Bugün OECD ülkelerde, yani üyesi olduğumuz OECD ülkelerinde gıda ürünleri enflasyonu yıllık %2'lerde, 3'lerdedir. Türkiye'de %25, %30'lardadır. Yani bu Türkiye'de gıda sorununun ne kadar önemli bir sorun olduğu. Yaşadığımız enflasyonun da bugün %15'lerde seyreden, %15'lere indiği söylenen enflasyonun da çok büyük bir bölümü gıda fiyatlarındaki artıştan ileri gelmektedir. Yani Türkiye'de gıda sorunu, gıda fiyatları sorunu Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi, belki de en önemli sorunudur. Ekonomik açıdan en önemli sorunudur. Onun için bugünkü siyasi iktidarın tarım politikalarını yeniden dizayn etmeleri gerekiyor. Yeni tarım politikaları kurgulamaları gerekiyor. Bu nasıl olacak? Biz yıllar önce bir çalışma yaptık. Ve bunu Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne bastırdık. Orada basıldı. Ama bununla ilgili olarak bir maalesef siyasi iktidar tarafından bu çalışmaya bir ilgi olmadı. Gereken değer gösterilmedi. Biz orada ne diyorduk? Biz orada şunu diyorduk. Türkiye Amerika değildir. Türkiye Avrupa Birliği hiç değildir. Yani burada ne söylemek istiyorum? Türkiye temel yapısal, tarımdaki yapısal sorunlarını çözmüş bir ülke değildir. Türkiye'nin yapısal sorunları vardır. Teknoloji sorunu vardır. Örgütlenme sorunu vardır. İşletme ölçeği sorunu vardır. Vesaire vesaire. Pazarlama sorunu vardır. Bu sorunları çözmeden Türkiye, Avrupa Birliği'nin yaptığı, Amerika'nın yaptığı politikalara geçemez. Şimdi Avrupa Birliği çiftçisine üretime bağlı değil, üretim dışında destek veriyor. Çok büyük destekler veriyor. Türkiye'de diyor ki ben de böyle yapayım, çiftçiye üretime bağlı olmadan destek vereyim. Yapamazsınız. Sizin bir defa üretimle ilgili saydığım sorunları çözmeniz gerekiyor. Sizin Avrupa Birliği gibi bir yeterliliği sağlama olanağınız yok. Yani az önce söylediniz, dışarıdan 3 milyon ton buğday ithal ediyoruz. Türkiye'nin öyle bir lüksü yok. Türkiye'nin bugün nüfusunun %20'sinden fazlası tarımda çalışıyor. Ama milli gelirin sadece %5 küsürü tarıma gidiyor. Tarımdan öyle. Ya burada bir sakatlık var. Üstelik %20 tarımda çalışıyorsa, Türkiye gibi nohutun, mercimeğin ana vatanı bir ülke neden dışarıdan bunları ithal ediyor? Yani bu siyasi iktidardaki insanlar, Tarım Bakanı, bunları oturup düşünmüyor mu? Ve Tarım Bakanı, aynı Tarım Bakanı yine Pakdemirli diyor ki, sizin uçağınız olabilir, tankınız olabilir ama buzdolabınızı açtığınız zaman içinde bir şey yoksa onların hiçbir anlamı olmaz. Yine az önce sohbetimizin başında söylediğim gibi sanki muhalefetten birisi söylüyor. Sanki bir akademisyen konuşuyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hem yapmıyorsunuz hem de yapmadığınızı halka ilan ediyorsunuz. Muhalif bir dille halka söylüyorsunuz. Yani geçenlerde bir ekonomi sohbetinde
programında şunu söyledim. İşte ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çıktı, diyor ki cari açığı düşürüyoruz ve ekonomide istihdamı bu yıl 2 milyon arttıracağız. Yani dedim ki orada ya Sayın Bakan ekonomiyi bilmiyor ya da karşısındaki insanların ekonomiyi bilmediğini varsayıyor. Yani cari açığın düştüğü bir ülkede, bizim gibi bir ülkede, yani sanayisi ithalata bağımlı bir ülkede cari açık düşerken sen nasıl büyüyeceksin de istihdam yaratacaksın? Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi aynı şekilde Tarım Bakanı da onu söylüyor. Yani dolayısıyla bu politikaların yeniden dizayn etmesi lazım. Yani politikaların az önce söylediğim sorunları çözecek nitelikte olması lazım. Neydi bu politikalar? Yani kısaca, bilmiyorum zamanımız var mı kısaca söz etmeye? Var. Var zamanımız. İyi. Şimdi birincisi, politika doğrudan gelir desteğinin artık bir kenara bırakılması lazım, o tür politikalarının. Fark ödeme sistemi diye bir sistem var. Bunu zamanında İngiltere'de uygulamış, Amerika'da uygulamış, Avrupa'da da uygulanmış. Bu çok etkili bir politika. Hem dünya tarım politikalarını bir şekilde dizayn eden Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uygun, hem de bizim yapımıza uygun. Nedir doğrudan gelir desteği? Siz piyasaya müdahale etmiyorsunuz. Fiyatları belirlemiyorsunuz devlet olarak. Ancak çiftçiye fiyat güvencesi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki siz ürününüzü satın. Örneğin siz sütünüzü satın piyasada. Kaç lira? Litresi 3 liraya satıldı. Devlet bunun hesabını yapıyor. 3 sene önceye giderek maliyet kar hesabını yapıyor. Üreticiye %30'luk bir kar marjı tanıyor. Eğer o buna hedef fiyat deniyor, devletin sapladığı fiyat 5 TL örneğin, süt 3 liraya satıldıysa aradaki 2 TL'yi çiftçiye veriyor. Telafi ödeme biçiminde. Fark ödeme sistemi bu. Bu şekilde üretim artıyor. Bu şekilde halk da eğer ürün fazlaysa piyasada ucuza ürün tüketme olanağına kavuşuyor. Sadece devlet işte birazcık prim desteği, birazcık mazot desteği, şunu bunu vermek yerine böyle bir sistemi geliştirmesi lazım. Burada yalnız şunu söyleyelim. Bu tür desteklerin dinamik ve seçici olması lazım. Seçici olması lazım diyorum çünkü bitkisel ürünlerde, yani üretimde belli bir gelişme sağlamış ürünlerde destek üretimden piyasaya doğru kaydırılmalı. Hayvansal ürünlerde yapısal sorunlarını çözememiş hayvancılıkta üretim daha çok üretime doğru kaydırılmalı. Çünkü orada bir sorun var. Bir yem sorunu var. Yani Türkiye'de biz eti 10 doların üzerinde tüketiyoruz. Dünya piyasalarında et 6-7 dolar en fazla, 5 dolar. Biz neden pahalı tüketiyoruz? Çiftçiyi suçlayamıyorsunuz. Çünkü yem pahalı. Yani hocam, bu arada saman ve yem ham maddesi de ithal ediyoruz yurt dışından, biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bir de meralarımız maalesef yeteri kadar değerlendirilemiyor. Fiyat da bu nedenle daha yüksek, tabii, pahalı oluyor. Tabii, tabii. Yani bir de şeyler, hayvancılık. Hayvancılığın yapısal sorunu çok. Biz ülkemizin koşullarına uygun cins hayvanlar geliştiremedik. Bu bizim, yani ta çok eskilere dayanıyor. Çünkü Türkiye'de, Sami Bey, biz hocam, tarımı... Hocam son iki dakikamıza giriyoruz. Tarımı şöyle gördük. Tarımı sadece buğday üretimi, arpa üretimi, mercimek üretimi. Hayvancılık onun yanında bir ek iş.
olarak gör. Yani hayvancılığı ayrı bir sektör olarak görmedik. Artık zihniyetimi değiştireceğiz. İnsanların geliri arttı. Daha fazla et tüketmek istiyor. Daha fazla et üreteceğiz. Bu nedenle de hayvancılığı çok ciddi şekilde desteklememiz gerekiyor. Ayrı bir politika gerekiyor. Ayrı bir politika gerekiyor. Tarımın tarım başlığı altında hem bitkisel üretimi hem hayvansal üretimi ciddi politikalarla desteklememiz gerekiyor. Bunun için de iktidarda iş başında bu konulara sıcak bakan, çiftçinin, üreticinin yanında olacak hem yöneticiler gerekiyor hem siyasal iktidarlar gerekiyor diyebiliriz herhalde hocam. Bu iyi düşüncelerle de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli Halk TV izleyicileri, programımızın sonunda şöyle bir anons yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve partilerin salı günleri grup toplantıları yapılıyor. O nedenle bizim tarımda neler oluyor programımız önümüzdeki aydan itibaren her perşembe günü saat 10'da yayınlanacak. Bu düşüncemizi de size aktarmış oluyorum. Bizi izlediğiniz için Halk TV izleyicilerine, üreticilerimize ve tüketicilerimize en içten dileklerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bir dahaki programda buluşmak umuduyla.